İbrahim Doğan'a teşekkür ediyorum. İki yayın konuğumuz var. İki uzmanla koronavirüsü konuşacağız. İlk konuğumuz Ankara'dan Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bir diğer konuğumuz da Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı yine Doktor Mehmet Çabalak. Sayın Çabalak, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Barış Bey. Kemalettin Bey, sizinle başlamak istiyorum. Biraz önce sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, tüm ilgili kurumların, tüm bakanlıkların bu virüse karşı kuşkusuz tedbirleri var. Bunlar artarak da devam ediyor. Nasıl buluyorsunuz şu anda siz Türkiye'nin bu illet virüse karşı çalışmalarını? Hem hükümetimizin hem de hükümetimizin birimleri olan bakanlıkların şu an için değil, dünyada ilk vakanın çıktığı Çin'deki Ocak ayının başından itibaren sürdürmüş olduğu altyapı hazırlıkları ve salgına yönelik olarak almış olduğu tedbirleri bugün şahsım değil, tüm Türkiye'nin ve hatta Dünya Sağlık Otoritelerinin takdirle izlediğini, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak da layıkıyla ve olması gerekenin üzerinde güzellikte yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, bu virüse karşı alınan tedbirlerden bahsettik. İlgili kurumlar gerekli şeyleri yapıyorlar. Oldukça da önemli çalışmalar var Türkiye'de. Virüsün özelliklerini konuşarak devam edelim Sayın Aydın söyleşimize. Diğerlerinden, işte mevsimsel gripten, soğuk algınlığından ayıran özelliklerinden bahsedebilir misiniz efendim? Şimdi evet, pandemi diyebileceğimiz salgın durumları ki kıtaları, ülkeleri din, dil, ırk, cins ayrımı yapmadan tüm dünyayı etkileme durumunu pandemi olarak tarif ediyoruz. Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren Dünya Sağlık Örgütü de yakından takip ederek acaba bir pandemi durumu olabilir mi yoksa sınırlı mı kalacak diye bir süreç geçti. Ama bugün pandemi dediğimiz tüm dünyayı etkilediğine dair bir kanaat oluşmuş durumda. Evet. Tam olarak tanımlanmasa da bugün bütün dünyanın, bütün ülkeleri ve bütün insanlık bununla etkileniyor. Böyle bir duruma neden olan, yani insandan insana bulaştırıcılığı yüksek olan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yüksek salgın durumunun yanında da ölüm oranının belirli bir yaş grubunun altındaki insanlarda düşük oluşu da bir diğer iyi tarafı. Yüksek salgın özelliği ve yüksek bulaştırıcı özelliğinin yanında düşük klinik tabloları oluşturması ve düşük ölüm oranları sevindirici. Çünkü dünya bu konuda acı tecrübeleri olan süreçler yaşadı. Daha yüksek %30'lara, yani 3 hastadan birinin kaybedildiği, yine böyle benzer koronavirüs salgınlarıyla karşı karşıya oldu. Ta tarihe bakacak olursak 1918'lerde dünya nüfusunun %25-26'sı, yani dörtte birinin etkilenmiş olduğu ve milyonların ölümle sonuçlandığı İspanya gribi olarak toplumun bildiği tablolar söz konusudur. Bugün dünyanın bu konudaki harareti ve ülkemizin sağlık altyapısını yöneten kadroların ve hükümetimizin, ki başta Sayın Cumhurbaşkanımızın her mekanda ve her zaman diliminde hassasiyetle konunun uzmanı gibi sorumluluğunu üstlenerek toplumu yönlendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bu salgın ülkemizde de büyük vaka sayısına ulaşıp yine buna paralel olarak da ölümlere ulaşması durumunda dünyadan izole edilmesi gibi ekonomimizi, toplumsal sağlığımızı ve toplumun psikolojisini etkileyeceği bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Böyle bir durumun önüne geçebilme adına son 20 yılı şöyle bir göz attığımızda, ülkemizin Hakkari'sinden Kırklareli'sine, Muğla'sından Iğdır'ına hiçbir farklılığı olmadan sağlık altyapısı ve sağlık çalışanları en üst düzeyde bir birikime ve teknolojik altyapıya sahip. Evet. Bu süreci de başarılı yöneten bir Sağlık Bakanlığı, başta Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, bunların ortaya koydukları rehber doğrultusunda Türkiye'nin tüm satım halinde hizmet veren sağlık çalışanları, tüm
hem fiziksel hem mesleki hem de beceri olarak salgına hazırlıklı durumdayız. Evet. Bizim bu hadisede biraz önce Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi salgın durumunda alınabilecek tedbirleri de hem alacağınız tedbirlerin altyapıyla birleşik olarak ve hızlı olması. Bu kısmı da Sayın Çabalak'la konuşmak istiyorum efendim. Çok güçlü bir bilgilendirme süreci. Ölüm oranının düşük olduğunu belirtti Sayın Kemalettin Aydın'da ki dünya genelinde 46 binden fazla kişinin tedavi olup taburcu edildiği bilgisi de şu anda ekranlarda yer alıyor. Önemli bir enfeksiyondan bahsediyoruz Sayın Çabalak. Özür dilerim 66 bin. Dolayısıyla nasıl korunabiliriz sorusu burada ön plana çıkıyor koronavirüsten. Sayın Çabalak. Efendim. Alo. Duyabiliyoruz efendim. Buyurun lütfen. Yani korunma önlemlerinin en başında el temizlik geliyor. Temizlikte dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Sabunlu suyla 20 saniye civarında. Öksürürken, aksırırken, hapşırırken dikkat etmemiz gerekiyor. Tek kullanımlık mendiller kullanmak gerekiyor. Tek kullanımlık mendil elimizde yoksa avuç içine hapşırmışsak yine el temizliğine, el yıkamasına, sabunlu suyla yıkamamıza özen göstermemiz gerekiyor. Hastalığı olan kişilerden en az bir metre mesafede uzak durmakta da fayda var. Zira insandan insana bulaştığını biliyoruz. Hangi yollarda bulaşıyor efendim? Evet, insan damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani bir metre aramızda mesafe olması lazım kişiyle bulaşın söz konusu olabilmesi için. Bir metreden yakın mesafede bulunuyorsak öksürük aksırık sırasında çok dikkatli olmamız lazım. Ellerimizi mutlaka su sabunlu suyla yıkamamız lazım. Veya alkol bazlı dezenfektan varsa onları kullanabiliriz. Böyle basit ama önemli tedbirler yaparak korunmayı sağlayabiliriz. Başlangıçta da çok tartışılan bir konu olduğu için sormak istiyorum. Yarasadan ortaya çıktığını biliyoruz. Bir tartışma konusuydu. Evcil hayvanlardan da bu virüs bulaşır mı? Ne dersiniz? Şöyle ilk hastalığın çıktığı dönemde işte yarasalar suçlandı. Pangolin diye bir hayvan suçlandı biliyorsunuz. Birçok hayvan suçlandı. Zaten bu virüs hayvanlarda olan bir virüs. Hayvanlardan insana bulaştı ve daha sonra da insanlardan insanlara bulaştı düşünülmekte. Ama şu anki bilimsel literatürde tam olarak hangi kaynaktan bulaştığı konusunda kesin bir bilgimiz yok. Evet. Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve Doktor Mehmet Çabalak çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katkılarınızdan ötürü.